Şimdi gündemin bir diğer tarafında tartışılan başka bir konuyu gündeme getireyim istiyorum. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten bir açıklama geldi. Meral Akşener ile ilgili. Meral Akşener'in parti kurması durumunu işte üzerine bir soru üzerine tabii. Bazı yazarlardan da şimdi yanıtlar geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz abi bunu? Ya şimdi Doğu Bey'in, önce Doğu Bey'e Türkiye'nin, yani bizlerin mesela büyük bir saygısı var. Silivri yıkılacak demiş bir adam. Ve yıktı da, yaptı da yani. Bu konuda şey yok. Benim fikrim siyasi bir parti fikri değildir. Ben siyasi yönümü şöyle belirlerim. FETÖ'ye ve PKK'ya kim taviz vermez oradayım. FETÖ ve PKK'ya taviz yok. Şimdi burada Doğu Perinçek'in, şimdi Meral Akşener kalktı, AKP'den oy alabilir. Sağ merkez kurulursa, merkezi bir parti olursa bu AKP için de zor günler bekliyor demektir yani. Şimdi Doğu Bey'in burada bu kadar sert bir şekilde Akşener'e karşı girmesini yanlış bulurum. Ama bunun ötesinde Doğu Bey böyle girerse bunun karşılığı da mesela Meral Akşener tarafından gelebilir. O da ona bir şey diyebilir. O bir siyasi kavgadır. Bizim kabul edemeyeceğimiz sertlikli bir kavgadır ama siyasi bir kavgadır. Ama aşağıda arkadaşın, yani çok da yakın arkadaşımızın kalkıp böyle Perinçe, Amerikancı gibi laflar etmesi, Evet, Perinçe Amerikancı. bunlar ne bileyim ya, bu dükkanı kapatıp gidelim yani, bu kadar olmaz yani. Biraz ne bileyim, insaf üzerine, hepimizin ölçülü ve insaf üzerine konuşması lazım. Ya şimdi Nihat, ya bunu, ya Nihat Genç şucu, Nihat Genç bucu ya da ocu. Ya bir de hayali şeylerle bunlar söylenecek laf bulamıyorum ya. Bunları çok tehlikeli buluyorum. Çok yakışsız buluyorum. Hatta çok saygısız buluyorum. Daha düzgün konuşabilmeli. Daha siyasi alan içerisinde konuşabilmeliyiz. Biz de burada sıkışmamalıyız. Oymuş buymuş. FETÖ'ye ve PKK'ya taviz vermeyen her hareket başımızın üstündedir. Ve bu PKK'ya ve FETÖ'ye kapalı geçit vermeyecek bu partiler. Burada olur, şurada olur, orada olur. Bunu da tutarız, bunu da tutarız, bunu da tutarız. Siyasi yelpazenin şekline göre. Ama şimdi kalkıp içeriden birbirine bu şekilde laflar, bu kaldırılacak şeyler değildir. Yazar çizer insanlar FETÖ ve PKK karşısındaki siyaseti tahkim için çalışmalı, büyütmek için çalışmalı. Burayı yıkmak için değil. Oradan bir çıkış, hani daha duvar daha büyük olsun, set daha büyük olsun diye. Kalkıp FETÖ'ye karşı ya da PKK'ya karşı mücadele eden kitleyi bozmak, karıştırmak, böyle sen missin, sen bilmem nesin, sen de şöyle gördüm, senin içinde biri böyle dedi gibi yalan yanlış aslı astarı olmayan ve soğuk savaş dili kullanmak, bunlar doğru şeyler olduğunu kabul etmiyorum. Benim rolüm şudur. Yani Doğu Perinçek, Meral Akşener, öbürü. Kim FETÖ'ye karşı duruyor, kim PKK'ya karşı duruyorsa onun arkasındayız biz. Türkiye'nin siyasi, şimdi Meral Akşener burada siyasi bir imkan açmıştır. Açmış mıdır? Görünür ki açmıştır. O halde FETÖ ve PKK'ya karşı onun da yüksek bir duvar örmesini bekleyeceğiz. Değil mi? Biz ona da o gayretle çalışacağız. Yazarın rolü de budur. Ama kalkıp o ona çok sert bir şekilde laf etmesi, bunlar benim kaldıracağım şeyler değil. Dükkanı kapatır giderim. Kendimi işte böyle sıkışık pozisyona koydurtmam. Bana ne ya? Bizim siyaset ortadadır. Hepimiz Türkiye'nin felaketini biliyoruz. Tarikatlaşma var, bilmem ne var, Amerikan şeysi var. Ülkeyi felaket çizgisine getirmiş bir FETÖ var, bir PKK var. Hepimiz buna karşı duralım. Hala bu saatten sonra senci, benci, ocu olacak durumumuz yoktur yani. Daha aklı başında bir dil, daha aklı selim bir dil kullanmak hepimizin de rolüdür. Görevidir ya. Ve bunu da biraz bekleyelim. Ben Türkiye'nin bu anlamıyla hepimiz FETÖ'ye ve PKK'ya taviz yok noktasında çalışmamız lazım. Hala uyanmamış arkadaşlar var. Mesela CHP'de hala uyanmadılar. Hala uyanmadılar. Bir yıl geçti. Hala değil mi, bir takım laflar ediyorlar. Uyanmadılar. Herkesi uyarmamız lazım. Kalkıp bu saatten sonra sen bana, ben sana, Erdem sen de şunu dediğin gibi çirkin, aklı alınmaz, muhalefeti dağıtıcı, bu cepheyi dağıtıcı laflar etmek bana yakışmaz. Edenleri de kınarım ve hiçbir şekilde de şey yapmam yani, affetmem. Böyle bir şey tanımam yani. Bu çok saygısız yere doğru gidiyor. Bakıyorum Oda TV'de de böyle yazılar çıkıyorlar. Biz de Doğu Perinçek'i eleştirelim. Tabii ki eleştireceğiz. Öyle de eleştiririm, böyle de eleştiririm. Eleştirdiğim de vardır zaten. Burada da eleştiriyorsun zaten. Tabii Geçen programlarda da. Katar üzerinden hani bir lafımızı söylemedik, esirgemeye gittik. Ama böyle kalkıp Amerikan, ya ne bunlar ya? Çoluk çocuk işi ya. Ya ortaokul düzeyine geçti ya. Daha fikri bir şey söyleyebilmeliyiz. Daha siyasetin kilitlenmiş noktasında ne söyleyebiliriz? İmkanlarımız nedir? Bu noktada konuşabilmeliyiz.
Darmadağınık oluyorum ya. Şimdi ben zaten 2 haftadır kalktım. Çok özel bir işim var. Bir küçük hikaye yazıyorum. 40 sayfalık. Küçük bir roman gibi. Bir psikolojik bir şeyler anlatıyorum. Ya bir arkadaşı anlatıyorum. Bu FETÖ döneminde yaşamış tarih dışı bir arkadaş. Kafam da hep oraya yoğunlaşmış yani. Oradayım. Gelip burada bir şey konuşacak durumum da yok aslında. Ama gazetelerde, dergilerde bunları da görünce ya ne oluyor diyorum ya. Ne oluyor yani? Cephe bellidir kardeşim. Şu anda Türkiye'nin cephesi bellidir. FETÖ ve PKK'ya taviz yok. Bitti. Sağ, sol, ileri, geri bütün partilerin ilk yapması gereken budur. Ben burada ayrı gayrı yapmam. Bunu da bunu kim karşısa onun da yanında olurum, onun da yanında olurum. Ve bir edep isterim. Bizim talebimiz de budur. Evet.